Değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Mozaik Yayınları'nın yaptığı Türkiye Geneli Deneme Sınavı'nın matematik çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda renkleri dışında özdeş olan 20 cm uzunluğunda mavi ve turuncu iki cetvel verilmiştir diyor. Irmak cetvellerdeki tüm sayıları kalemle karakök içine almıştır. Daha sonra cetvellerden birinin yönünü çevirerek elde ettiği karakökle ifadeler karşılıklı gelecek şekilde görseldeki gibi yerleştirmiştir. Irmak karşı karşıya gelen kareköklü ifadeleri birbiriyle çarparak sonucu doğal sayı olanları belirlemiştir. Buna göre ırmağın belirlediği bütün doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi baktığımızda burada kök 0 ile kök 20 karşılıklı gelmiş. Aynı şekilde kök 1 ile kök 19, kök 2 ile kök 18. Yani burada toplamları hep 20 olacak şekilde karşılıklı sayılar var ve bunların da karekökleri alınmış. O zaman ilk olarak kök 0 ile kök 20'ye bakarsak çarpımları Kök 0 0 olduğu için çarpımları da 0 olacaktır. Kök 1 ile kök 19'a baktığımızda kök 1 ile kök 19'un çarpımı kök 19'dur ve doğal sayı değildir. Kök 2 ile kök 18'e bakarsak kök 18 18 9 ile 2'nin çarpımı olduğu için 3 kök 2'ye eşittir. 3 kök 2 ile de kök 2'nin çarpımı kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 gelecek. 3 ile de 2'yi çarparsak 6 olacaktır. Dolayısıyla bir doğal sayıdır ve bunu alacağız. Devam edelim. kök 2 ile kök 18'i aldık. Kök 3 ile kök 17'de böyle bir durum yok. Yani kök 3 ile kök 17'nin çarpımı doğal sayı olmaz. Burada kök 14, burada da kök 16 olacak. İkisi de tam kare sayı zaten. Kök 4 2'ye eşit. Kök 16 da 4'e eşit. 2 ile 4'ün çarpımı da 8'dir. Kök 5 ve kök 15, kök 6 ve kök 14 bu şekilde gidiyor. Kök 5, kök 6, burası kök 15, kök 14 şeklinde devam ettiği zaman burada sadece kök 10 ve kök 10 olacaktır. 7, 8, 9, 10 doğru yerde. Kök 10 ile kök 10 gelecektir. Buraya kadar olan kısımda kök 10 ile kök 10'un çarpımı da gene 10 olacaktır. Buradan itibaren artık sayılar yer değiştirerek devam ediyor. Yani tekrar bu sefer 4 ile 2 gelecek. Çarpımları 8. Sonra kök 2 ile 3 kök 2 gelecek. Şöyle yazalım. Ki çarpımları 6. Başka da sayı olmuyor. Bunların toplamı istenmiş bizden. Tabi burada kök 20 ve kök 0 da var. Ancak bunun zaten çarpımı 0 olduğu için toplamaya bir etkisi yok. Toplayalım. 10. 8 daha 18. 8 daha 26. 12 daha 38 eder. O zaman cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki özdeş kartlarda tam sayılar yazmaktadır. Kartlar ikişerli olarak 3 gruba ayrılmıştır diyor. Birinci gruba en büyük ve en küçük tam sayıların yazılı olduğu kartlar. ikinci gruba kalan kartlardan en büyük ve en küçük tam sayıların yazılı olduğu kartlar. Seçilmiş ve kalan iki kartla da üçüncü grup oluşturulmuş. Gruplarda bulunan kartlardan biri taban, diğeri üst olacak biçimde üslü ifadeler oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oluşturulan üslü ifadelerin değerlerinden biri olamaz demiş. Şu şekilde gruplarımızı yazalım. Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup. Şimdi en büyük ve en küçükler gruplar alınacak. Önce birinci grubu oluşturalım. En küçük tam sayı eksi 3. En büyük tam sayı da 2. O zaman birinci grupta eksi 3 ve 2 bulunacak. Kalanların arasından en küçüğü eksi 2. En büyüğü eksi 1 artı 1. Geri kalan ikisi de eksi 1 ve 0'ı da 3. grup alıyoruz. Şimdi bunlarla üst ifadeler oluşturulacakmış. Hangisi olamaz diye sorulmuş. Burada A seçeneğinde eksi 2'yi görüyoruz. Eksi 2 2 üzeri 1 şeklinde ikinci grupla oluşturulabilir. Burası eksi 2'dir tek kuvvet olduğu için. Eksi 1 bölü 8'e bakalım. Eksi 1 bölü 8 ile e, 2 ve eksi 3'ü alsak 2'nin eksi 3. kuvveti olacaktır. Bu da 1 bölü 2 üzeri 3'ten artı 1 bölü 8 olacak. E, tersi olduğu zaman da 3'ün karesi olacak zaten. Eksi 3'ün daha doğrusu karesi eşittir 9. 9 D seçeneğinde var. Eksi 2 A seçeneğinde demiştik. Eksi 1 bölü 8'i elde edemedik. Peki 1'i. E, burada, da eksi 1'in 0. kuvvetini aldığımız zaman 3. grupta buradan da 1'i oluşturmuş oluyoruz. Ancak eksi 1 bölü 8 oluşturulamıyor. 1 bölü 8 oluşturulabiliyor. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki tabloda 4 farklı GSM operatörüne ait bir aylık internet kullanım ücretinin çözümlenmiş hali verilmiştir diyor. Bu dört operatörden birini seçen Ayşe bir ay içinde 20 GB internet kotasını doldurup 5 GB ek paket almıştır. Ayşe aylık internet kullanımı için en az ödeyeceği operatörü seçmiştir diyor. Buna göre Ayşe'nin seçtiği operatör hangisidir? Şimdi baktığımızda tabloda 20 GB internet için sabit fiyatları verilmiş operatörlerin ve 20 GB'dan sonra da kota dolduktan sonra ek 5 GB'ın fiyatı verilmiş. O zaman bunların toplamları bizim için e, operatörlerin verdiği fiyatları olacaktır ve Ayşe de bunların içerisinden en az olanı e, seçecekmiş. Evet birinci olarak konuşsel demiş. Bakalım. Önce 20 GB internet için sabit fiyatını belirleyelim. 10 üzeri 1 10'dur. 8 ile 10'un çarpımı 80. Yani onlar basamağında 8 var. 10 üzeri 0 1'dir. Birler basamağında 7 var. 10 üzeri eksi 1 onda 1'dir. Onda birler basamağında 4 var. O zaman virgülden sonrasına geçiyoruz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 demiş. 10 üzeri eksi 2 %1'dir. %1'ler Yüzde birler basamağında da 5 varmış. Artı diyelim. 10 üzeri 1 onlar basamağında 2 var. 10 üzeri 0 da birler basamağında 3 var. Onda birler basamağına geçtik. Orada da 5 var. 10 üzeri eksi 1 onda birler basamağı olacak. Bunun virgülden sonrasını sıfırla dolduralım kolay işlem yapabilmek için. Şimdi diğerlerine bakalım. Dodafone demiş. 10 üzeri 1 onlar basamağında 6 var. 10 üzeri 0'da birler basamağıdır. 7 var. Virgül dedik. Onda birler basamağına geçiyoruz. Onda birler basamağında 4 var. Yüzde birler basamağında da 5 var. 67 tam. Yüzde 45. Artı ek pakete bakalım. Onlar basamağında 4 var. Yüzler basamağında e, düzeltiyorum. Birler basamağında bir var. Onda birler basamağına geçtik. Onda birler basamağında altı var ve yüzde birler basamağında da üç var. Burası da kırk bir tam yüzde oldu. Bunların toplamlarını birazdan yaparız. Evet. Diğer operatöre geçelim. Burada onlar basamağında 8 virgül yok burada birler basamağında herhangi bir şey yok. 10 üzeri sıfırlı bir terim yok. O yüzden sıfır gelecek. Onda birler basamağında 5 var. Ve yüzde birler basamağında da 2 var. Ek paketine bakalım. Onlar basamağında 1 bir olacak. Birler basamağında da 7 olacak. Diğerine bakalım. 10 üzeri 1. Onlar basamağımızda 7 var. Birler basamağında bir şey yok. O yüzden 0 koyuyoruz. Aynı şekilde onda birler basamağında da bir şey yok. Oraya da 0 koyduk. 10 üzeri eksi 2. Yüzde birler basamağında 5 var. Ek paketine bakalım. Onlar basamağında 2 olacak. E, ee, birler basamağında hiçbir şey yok. Aynı şekilde onda birler basamağında da bir şey yok. Yüzde birler basamağında da 5 var. Şimdi bunların toplamlarını yapalım. 5, 0 daha 5 yapar. 4, 5 daha 9 virgül koyduk. 7, 3 daha 10 elde var. 1. 8-2 daha 10. 1 de elde. 11. 110 tam. %95. Buraya gelelim. 5-3 daha 8. 4-6 daha 10. 10'un sıfırı elde 1. 7-1 daha 8. 1 de elde 9. Burada virgül olacak. 6-4 daha 10. Burası da 109 tam. %8 yaptı. Evet. 80 tam. %52 ile 17'yi toplayalım. Burada virgülden sonraki kısmı gene 52 olarak kalacak. 80 ile 17'nin toplamı da 97 yapar. 97 tam %52. Buraya bakalım. Ondalık kısımların toplamı 10 yapıyor zaten. 70 ile de 20'nin toplamı 90. 90 tam %10. Bunların içerisinden en ucuz olanı tam kısımlarını karşılaştırırsak 90, 97, 109 ve 110 en ucuz olanı o veyaymış. Yani cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Pusula üzerinde kuzey güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tayin için kullanılan bir gereçtir. Örneğin kuzey batı yönünde ilerleyen bir gezgin pusulayı şekil 1'deki gibi görür. Avrupa turuna çıkan bir gezgin seyahati süresince belirlediği yönlere göre aldığı mesafeler yukarıdaki tabloda verilmiştir diyor. Buna göre en uzun seyahati süresince izlediği rota aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi burada kareköklü ifadelerde karşılaştırma yapmamız gerekecek. Bunun için A kök B şeklinde verilmiş olan köklü ifadelerde katsayıları kökün içine almamız gerekecek. Kuzey için 200'ün karesi olarak kökün içine girer. 2 kere 2 4. 4 tane de 0 koyduğumuz zaman çarpı 15 karekökün içinde. 4 ile 15'in çarpımı 60 yapar. Burada 4 tane sıfırını da koyarsak bu ifade bu kadar kilometre yapıyormuş. Kilometre şeklinde vermiş. Bu kuzey. Güneydoğu'ya bakalım. 400 kök içine girecek. E, 4 4'ün karesi 16 yapar. Sıfırları da yanına koyarsak 400'ün karesi e, buradan buradan 160.000 yaptı. 160.000 çarpı 5 diyeceğiz. Karekök içerisinde. 16 ile 5'i çarparsak 80 eder. 4 tane sıfır da koyarsak 800 bin karekök 800 bin batıya bakalım 5 kök içine 25 olarak girer 500 de dolayısıyla şu şekilde 250 bin olacaktır çarpı bir de 3'ümüz var kökün içerisinde 25 ile 3'ün çarpımı 75 yapar burası da 750 bin karekök 750 bin oldu kuzey doğuya bakalım bir de 6 kere 6 36 dolayısıyla 600'ün karesi de 360.000 yaptı. Çarpı kökün içerisinde bir de ikimiz vardı. Kare kökünü alalım. 36 ile 2'nin çarpımı 72. 1, 2, 3, 4 tane sıfırını da koyduk. 720.000 yaptı. Şimdi bize ne sorulmuştu? En uzun seyahati süresince izlediği rota sorulmuştu. Şimdi köklü ifadelerde hepsini kök için aldıktan sonra kökün içi büyük olan ifade büyük olacaktır. Burada da kökün içi en büyük olan Güneydoğu olduğunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımız da A seçeneğidir. Beşinci sorumuzda devam edelim. A, B, C, D birer gerçek sayı olmak üzere demiş. A kök B çarpı C kök D eşittir. A çarpı C kök B çarpı D'dir. Ve burada da A kök B'de katsayının içeriye nasıl alınacağı verilmiş. Bu kısım bizim için bilgi. Aşağıda bir garajın dikdörtgen şeklindeki araç ve yaya giriş kapılarının ölçüleri verilmiştir. Garajın araç giriş kapısı turuncuya, yaya giriş kapısı da maviye boyanacaktır. Yani burası turuncu olacakmış, burası da maviye boyanacakmış. Kapılar için kullanılacak boya miktarları kapıların yüzey alanlarıyla doğru orantılıdır. Buna göre kapıları boyamak için kullanılan turuncu boya miktarı mavi boya miktarının kaç katıdır? Şimdi burada alanlarla doğru orantılıysa o zaman biz oranı bulurken turuncunun maviye oranını bulurken aslında turuncunun boyanacağı alanın mavinin boyanacağı alanın alana oranını bulsak yeterli olacaktır. Çünkü doğru orantılıymış. O zaman turuncuya boyanacak alana bakalım. Dikdörtgen şeklinde bir kenarı karekök 12 bir kenarı 2 kök 8. O zaman alan karekök 12 çarpı 2 kök 8'dir. Çarpımını şimdilik yapmayalım. Bu turuncuya boyanacak olan alan bölü mavinin kaç katı dediği için maviye boyanacak olan alana bölüyoruz. Maviye boyanacak alanda da karekök 2 ve 2 olduğunu görüyoruz. Kenar uzunluklarının alanı 2 çarpı karekök 2'dir. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapabiliriz artık. 2'ler gitti. Karekök 12'yi karekök 2'ye bölersek Karekök 6 gelecektir. Karekök 12 bölü 2'den dolayı. Dolayısıyla karekök 6 ile karekök 8'in de çarpımı karekök 6 çarpı 8'den karekök 48 olacaktır. 48 16 ile 3'ün çarpımı ve 16'da kök dışında 4 olarak çıkarsa cevabımız da 4 kök 3 olarak buluruz. Yani B seçeneğidir. 6. sorumuza devam edelim. Aşağıda bir arıtma cihazının bir miktar musluk suyunu arıttığında oluşan atık su ve içme suyu miktarı kareli zeminde özdeş kaplarla modellenmiştir. Bir iş yerinde kullanılan arıtma cihazının filtresi yılda 6 kez değiştirilmiştir. Her filtre arıtma kapasitesinin sonuna kadar kullanılmıştır. Bir filtre 14 metre küp suyu arıtabilmektedir demiş. Buna göre arıtma cihazında bir yılda oluşan atık su miktarının litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir filtre 14 metreküp suyu arıtabiliyormuş. O zaman biz 6 kez değiştirildiği için bir yılda 14 ile 6'yı çarparsak 84 metreküp su arıtacağını söyleyebiliriz bir yılda. Bu arıtma suyunun e, arıtma cihazının. E ve buradan atık su miktarı sorulmuştu bize. Atık su miktarı da tüm suyun 2, 4, 6'da 2'si kadar. 6'da 2 demek sadeleştirirsek 3'te 1 yapar. O zaman biz 84 metreküp suyun 3'te 1'ini bulursak atık su miktarını bulmuş oluruz. 84'ü 3'e bölersek de 28 yapacaktır. 28 metreküp ee, bize litre cinsinden bilimsel gösterimini sormuş. Şimdi 28 metreküpü desimetre küpe çevireceğiz ki o desimetre de zaten litreye eşit. Bu yüzden de 10 üzeri 3 ile çarpmamız gerekecek. Yani 28 çarpı 10 üzeri 3 litredir diyeceğiz. Bilimsel gösterimi için onun kuvvetinin katsayısının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Yani şu bölgenin 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. 1'e eşit olabilir. 10'a eşit olamaz. O zaman buraya aslında 10'a böleceğiz. Bu virgülün burada 8'in yanında olduğunu düşünecek olursak bir basamak sola kaydırırsak burayı da artırmamız lazım ki değişmesin. Dolayısıyla bunun da kuvveti artacaktır. O zaman bu 2 tam 10'da 8 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde bilimsel gösterimiyle yazılabilir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Evet 7. sorumuzla devam edelim. Pastanede sunum masasının üst kısmına büyük kare tepsilerden aralarında boşluk kalmadan 8 adet yerleştirilmiştir. Bu sunum masasının alt kısmını ise küçük kare tepsilerden aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Tepsilerin içine yerleştirilen birbirine eş kare şeklindeki baklava dilimlerinin sayıları yukarıda verilmiştir diyor. Buraya 196 tane baklava sığmış. Bu tepsiye de 49 tane baklava sığmış. Buna göre sunum masasının alt kısmına yerleştirilen küçük kare tepsi sayısı kaçtır? Şimdi öncelikle biz buradan buradaki sunum masasının toplam uzunluğunu bulacağız. Bunu da büyük tepsiden faydalanarak bulacağız. 196 tane baklava sığmış. Şimdi şöyle düşünelim. Kare şeklindeki baklavaların bir kenarını bir birim gibi kabul edelim. Dolayısıyla burada 196 tane baklava varsa aslında bir birim kare üzerinden düşünürsek 196 birim kare gibi düşünebiliriz. Yani bunun alanını 196 birim kare gibi düşünebiliriz. Ve 196'nın biz kare kökünü alırsak karenin bir kenar uzunluğu için bu da 14 birim yapar. Yani aslında burada 14 birim var. Bir kenar uzunluğu burası da 14 birim. 14 ile 14'ün çarpımından 196 baklava var diyebiliriz. O zaman buraya 8 tane tepsi dizildiğine göre 14 çarpı 8 birimdir uzunluğu şeklinde düşünebiliriz. Sunum masasının toplam uzunluğunu bir kenar uzunluğu 14 olduğuna göre çarpmıyorum çünkü 14 çarpı 8'i de içinde kaç tane bu arada küçük tepside 49 tane olduğuna göre bir kenar uzunluğunu 7 birim şeklinde düşünebiliriz. 49'un karekökü 7 birimdir. Dolayısıyla 14 çarpı 8'in içerisinde kaç tane 7 birim var şeklinde düşünecek olursak kaç tane 7 birim var diyeceğiz. O yüzden bunu tekrar ne yapmam gerekecek? 7'ye bölmem gerekecek. Bunları sadeleştiriyorum. 7'yi 7'ye böldüm 1. 14'ü 7'ye böldüm 2. 8 ile 2'nin çarpımından demek ki buraya da toplam 16 tane küçük tepsi sığıyormuş diyoruz. Cevabımız da C seçeneği oluyor. Evet 8. sorumuzla devam edelim. Aşağıda asal sayı kartları ve her birinden kaçar adet olduğu verilmiştir. Burak, Efe ve Hasan verilen asal sayı kartları ile birer doğal sayının çarpanlarını oluşturacaklardır. Burak ve Efe'nin oluşturduğu doğal sayılar aşağıdaki gibidir diyor. Burak'ın oluşturduğu sayı 2 tane 3 kullanılmış, 1 tane 5, 1 tane de 11. Efe'nin oluşturduğu sayıda 1 tane 2, 1 tane 3, 1 tane 5 ve 2 tane de 7 kullanılmış. Aşağıdakilerden hangisi Hasan'ın kalan asal sayı kartlarıyla oluşturabileceği doğal sayılardan biri değildir diyor. Şimdi 5 tane 2'miz var elimizde. 4 tane 3, 3 tane 5, 2 tane 7, 1 tane de 11 var. O zaman 2'lerden kaç tane kullanılmış? 1 tane kullanılmış. O zaman 2 4 tane kaldı. Şöyle biraz temizleyelim. 3'e bakıyoruz. 1 2 3 tane kullanılmış. Elimde zaten 4 tane vardı. Dolayısıyla 3 tanesini kullanınca geriye 1 tane kalmış oldu. 5'ten 3 tane varmış. 2 tane kullanılınca geriye gene 1 tane kalmış oldu. 11'den 7'den 2 tane kullanıldı. O zaman hiç kalmadı. Zaten elimde 2 tane vardı. Aynı şekilde 11'den de 1 tane kullanılınca elimde hiç kalmamış oldu. Yani şu anda elimizde 4 tane 2 var, 1 tane 3 var ve 1 tane de 5 var. Sayıların hangilerini oluşturabilir? Bakalım 30'u 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Hepsinden de 2, 3 ve 5'ten birer tane elimde olduğu için oluşturabilir. 48'e bakalım. 2'ye bölersek 24, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. 4 tane 2 1 tane 3 oluşturabilir mi? Evet elimde 4 tane 2 var. 1 tane de 3 var. Oluşturabilir. 60'a bakalım. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. 2 tane 2 evet elimde var. 1 tane 3 o da elimde var. 1 tane de 5 o da elimde var. O zaman bu da oluşturulabiliyor. 45'e bakacak olursak 45'i 3'e bölersek 15 Tekrar 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 45'i oluşturabilmek için 2 tane 3 gerekiyor ve 1 tane 5 gerekiyor. Ancak bizim elimizde yalnızca 1 tane 3 var, 2 tane yok. Bu yüzden 45'i oluşturamaz diyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. 9. soru. Aşağıda Mozi futbol takımının forma numaraları verilmiştir. Maç sonu Mozi futbol takımından röportaj için rastgele bir kişi seçilecektir. Diyor buna göre seçilen kişinin forma numarası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A seçeneğinde asal sayı olma olasılığı ile asal sayı olmama olasılığı birbirine eşittir diyor. O zaman buradan asal sayı ve asal olmayan sayıları belirlememiz gerekecek. 2 asal sayıdır ve 5 asal sayıdır. Haricinde asal sayı başka yok. O zaman 2 tane olası durumumuz var. 11 futbolcu var. Geriye 9 futbolcu kalır. Bunların numaraları da asal değil. Dolayısıyla 2 ile 9 birbirine eşit olmadığı için olası durumları da birbirine eşit değil. Yani olma olasılıkları da birbirine eşit olmayacaktır. B seçeneğinde asal çarpanı bir tane olma olasılığı asal çarpanı iki tane olma olasılığından daha fazladır. O zaman asal çarpanların sayısını belirleyelim. Şimdi burada öncelikle 2'nin bir tane asal çarpanı var. 5'in bir tane asal çarpanı var. Asal sayı bunlar zaten. 6'nın 2 ve 3 asal çarpanları yani 2 tane asal çarpanı var. 4'ün 2'nin karesi olduğu için 4 bir tane asal çarpanı vardır. 25 5'in karesi o yüzden yani bir tane asal çarpanı var. Mavi yazalım. 8 2'nin küpüdür. Dolayısıyla bir tane asal çarpanı var sadece. 10 2 ve 5'in çarpımı yani 2 tane asal çarpanı var. 30, 6 ve 5'in çarpımı 6'da da 2 ve 3 var. Dolayısıyla 3 tane asal çarpanı var 30'un. 91, 3 ile 17'nin çarpımı 2 tane asal çarpanı var. 39'da 3 ile 13'ün çarpımı 2 tane asal çarpanı var. Yani bir tane asal çarpanı olma olasılığı 1, 2, 3, 4 ve 5. Olası durum sayısı 5. 2 tane olma olasılığı ise burada 1, 2, 3 ve 4. O zaman 5 4'ten büyük. Dolayısıyla B seçeneğimiz doğru oluyor. Diğerlerine de bakalım. 3 tane asal çarpanı olma olasılığı imkansız olaydır demiş. Hayır burada 3 tane asal çarpanı olan 30 var. Dolayısıyla imkansız değil. Bir olası durumumuz var. En az bir tane asal çarpanı olma olasılığı demiş. Şimdi bu kuralı bozan 1 var. 1'in hiç asal çarpanı yoktur. Bu yüzden kesin olaydır diyemeyiz. En az bir tane asal çarpanı olma olasılığı için. Cevabımız B seçeneğidir. 10. soruyla devam edelim. Üzerine gerçek sayılarının yazıldığı kağıtlar panoya aşağıdaki gibi asılmıştır. Panodaki kağıtlar ait olduğu sayı kümesine göre rasyonel ve irrasyonel sayı kutularına atılacaktır. Kağıtlar kutulara atıldığında irrasyonel sayı kutusuna atılan kağıt sayısı rasyonel sayı kutusuna atılan kağıt sayısından kaç fazla olur demiş. Şimdi bakıyoruz karekök 1000. Karekök 1000 tam kare sayı değildir. Dolayısıyla burada 100 ile 10'un çarpımı şeklinde düşünecek olursak 100 kök dışına 10 olarak çıkar. Bu 10 kök 10 olarak yazılır. Dolayısıyla irrasyoneldir. O yüzden şöyle yazalım. Buraya rasyonel, buraya da irrasyonelleri yazalım. karekök 1000 irrasyoneldir. Karekök 16 direkt 4'e eşittir. Çünkü tam kare sayıdır. Bu yüzden rasyoneldir. Karekök 16. Karekök 50 irrasyoneldir çünkü bunu biz 25 ile 2'nin çarpımı olarak yazarsak kök dışına 5 olarak çıkar ve 5 kök 2 olarak yazılır ve irrasyonel olarak kalmaya devam eder kökten kurtulamadığı için. Karekök 50'yi de buraya yazdım. Pi sayısının irrasyonel sayı olduğunu biliyoruz. E, ondalık gösterim ve virgülden sonrası sonuza kadar düzensiz devam ediyor. Bu yüzden bunu da irrasyonel sayılar kutusuna attık. Karekök 9. 9 tam kare sayıdır. O yüzden karekök 9 da 3'e eşittir ve rasyoneldir. O yüzden kök 9'u buraya yazdık. Karekök 100 zaten burada da belirtmiştik. Tam kare sayıdır ve 10'a eşittir. O yüzden rasyoneldir. 3 kök 6. Zaten 6 kök dışına başka çıkamaz. Dolayısıyla bu da irrasyoneldir. Kökten kurtulamadığı için. Karekök 10 da aynı şekilde irrasyoneldir. Kökten kurtulamadığı için. Kök 45. 45 9 ile 5'in çarpımı. 9 da kök dışına 3 olarak çıkarsa bunu en fazla 3 kök 5 olarak yazabiliriz. Kökten kurtulamadığı için irrasyoneldir. 3 kök 5. Kök 25. 25 tam kare olduğu için kök 25 direkt 5'e eşittir ve rasyoneldir. O zaman bunu da buraya yazalım. Şimdi rasyonel sayılar kutusuna 1, 2, 3, 4 tane atıldı. İrrasyonel sayılar kutusuna 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atıldı. Dolayısıyla eee irrasyonel sayılar kutusu rasyonel sayılar kutusundan 2 tane fazla kart içeriyor. Cevabımız C seçeneği. 11. soruyla devam edelim. Kendi aralarında özdeş sarı ve mavi kütleler kantarlara aşağıdaki gibi asılmıştır. Kantarların ölçtüğü kütleler yanlarında gösterilmiştir demiş. Buna göre mavi cismin kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi birinci kantara baktığımız zaman bir sarı cisim, bir de mavi cisim karekök bir tam yüzde 21 şeklinde verilmiş. Şimdi öncelikle biz bunun e, karekökünü almamız gerekecek. Bir tam yüzde 21, 121 bölü yüze eşittir. Ve bunun karekökünü alacak olursak biz bunu karekök 121 bölü karekök 100 şeklinde yazabiliyorduk. Karekök 121 11'e eşit. Karekök yüzde 10'a eşit. O zaman 11 bölü 10 yani 1 tam onda 1 kilogrammış. Bu ikisinin toplam kütlesi. Aynı şekilde diğerinde de yapacağız. Öncelikle ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak yazalım. Karekök içerisinde 289 bölü 100. Bunu da karekök 289 bölü karekök 100 şeklinde yazarsak karekök 289 17 eşittir karekök yüzde 10 eşittir 17 bölü 10 da bir tam 10 da 7 eşit yani buradaki 4 cismin toplam kütlesi de bir tam 10 da 7 kilogram. Şimdi burada soldaki ile sağdaki arasındaki farka bakacak olursak sadece burada iki tane sarı cisim eklenmiş o zaman buradan bir tam onda birden bir tam onda yediye e, artış miktarı sadece bu iki cismin kütlesi kadar olacaktır. Çünkü burada bir sarı bir mavi var. Burada da bir sarı bir maviye ek olarak iki tane de sarı var. O zaman bir tam onda yediden bir tam onda biri çıkar, çıkarırsak ki bu da sıfır tam onda altı yapar. Bu iki tane sarı cisimmiş. Bunu da 2'ye bölersek bir tanesini bulmak için 0 tam 10'da 6'nın yarısı 0 tam 10'da 3'tür. Şimdi bu 0 tam 10'da 3'ü birinci kantarda tekrar yerine koyacak olursak yani sarı cisimlerden bir tanesi 0 tam 10'da 3'tü. O zaman biz 1 tam 10'da 1'den 0 tam 10'da 3'ü çıkarırsak da mavi cismin kütlesini bulmuş oluruz. 1 tam 10'da 1'den 0 tam 10'da 3'ü çıkarıyoruz. 11'den 3 çıkarsa 8. Burası 0 tam 10'da 8 olarak bulunmuş olur. Seçeneklerde 0 tam 10'da 8 olarak verilmemiş. Ancak 0 tam 10'da 8 ile 0 tam 10'da 8'in çarpımı 0 tam %64 yapar ve biz bunu karekök 0 tam %64 şeklinde gösterebiliriz. Yani cevabımız da C seçeneği olacaktır. 12. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki grafik bir yüksek öğrenim yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin okudukları bölüme ve cinsiyetlerine göre yüzdelik dağımlarını göstermektedir. Bu yurtta kalan öğrencilerden kimya bölümünde okuyan kadın öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 12 fazladır demiş. Kadın öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 12 fazladır. Nerede? Kimya bölümünde. Burada yüzdelik olarak verildiğine göre şöyle düşünelim. %18 %12'den ne kadar fazladır? %6 kadar fazladır. %18-%12'den. Ve bu da 12 kişiye denk oluyormuş. Şimdi devam edelim. Bu yurttaki matematik bölümünde okuyan toplam öğrenci sayısı ki bu 15 ile 25'in toplamından 40'tır. Fizik bölümünde okuyan erkek öğrenci sayısından kaç fazladır? Fizikte er okuyan erkek sayısı 20. O zaman 40 eksi 20'den 20. Ama tabi bunlar yüzde şeklinde. Yüzde 20'yi bulacağız. Yani yüzde 6 12 kişi ise yüzde 20 kaç kişidir? Burada aslında doğru orantı gibi düşünebiliriz. Yüzdelik kısmından kişi sayısına giderken 2 ile çarpılmış gibi düşünebiliriz. O zaman biz de bunu 2 ile çarpabiliriz. O zaman 20 ile 2'nin çarpımından 40 kişidir diyebiliriz. Bunu içler dışlar çarpımıyla da yapabilirdik. Şu şekilde yapalım. Yüzde %6 12 kişiyi temsil ediyorsa %20 kaç kişiyi temsil eder şeklinde düşünürsek cevabı 40 buluruz. Yani D seçeneğidir. 13. soru. Aşağıdaki tabloda Ankara'nın üç farklı güzergahındaki taksi ücretleri ve bir gün içinde bu güzergahlardaki sefer sayıları verilmiştir. Buna göre 3 güzergahta yapılan tüm seferler sonucu kazanılan para kaç TL'dir demiş. Şimdi burada sefer sayısı 16 olarak verilmiş. Kızılay sıhhi yarası. Ücreti de 2 üzeri 5. O zaman 1 sefer 2 üzeri 5 ise 16 seferi bulmak için 16 ile 2 üzeri 5'i çarpmamız gerekecek. 16 çarpı 2 üzeri 5. Burada 16'yı 2 tabanında yazacak olursak 16 2'nin 4. kuvvetidir. 2'nin 4. kuvvetiyle 5. kuvvetini çarpacağız. Burada da tabanlar aynı olduğu için kuvvetler toplanıyordu. Yani 2 üzeri 4 artı 5'ten 2 üzeri 9 TL diye düşünebiliriz birincisi için. İkinciye bakalım yani Sıhhiye Maltepe arası. Ee, ücretimiz 4 üzeri 3 sefer sayımız 16. Gene aynı şekilde 16 ile 4 üzeri 3'ü çarpmamız gerekecek. Burada 16'yı 2'nin 4. kuvveti olarak gene yazalım. 4'ü de 2'nin karesinin 3. kuvveti şeklinde yazarsak kuvvetin kuvveti alınırken kuvvetler çarpılıyordu. 2 üzeri 6 olarak bulmuş oluruz. Yani burası da 2 üzeri 10 TL yaptı. Şurayı silip altından devam edeceğiz. E, Maltepe Açlı'ya bakalım. Sefer sayısı 32. Ücreti 8'in karesi. Yani 32 çarpı 8'in karesini arıyoruz. 32'yi 2'nin 5. kuvveti olarak yazabiliriz. 8'in karesini de 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazarsam 2'nin 3. kuvvetinin karesi olmuş olur. Kuvvetin kuvveti alınırken kuvvetleri çarptım. Yani 2 üzeri 6 Gene kuvvetleri toplarsak 2 üzeri 11 eder. Toplam kazanılan parayı bulmak için bu üçünü toplamamız gerekecek. Yani 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 11. Şimdi üslü ifadelerde toplama işlemi yapabilmemiz için bizim tabanların eşit olması lazım ki katsayılarını toplayabilelim. O zaman biz en küçük olan kuvvete eşitleyeceğiz. Diğer üstlü ifadeleri burada 2 üzeri 9 var. O zaman biz 2 üzeri 9'u aynen yazalım. Artı diyelim. Bunu da 1 çarpı 2 üzeri 9 şeklinde yazalım. 2 üzeri 10'u 2 üzeri 9'a benzetmek için 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 9 şeklinde yazıyorum. Aynı şekilde 2 üzeri 11'de 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri. 9 şeklinde yazmış oldum. Şimdi burada ortak çarpanımız var. 2 üzeri 9, 2 üzeri 9 ve 2 üzeri 9. O zaman biz bunları 2 üzeri 9 ortak parantezine alacak olursak. Ne kaldı? 1 artı 2'nin birinci kuvvetinden 2 artı 2'nin ikinci kuvvetinden 4 eder. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. O zaman burası 7 çarpı 2 üzeri 9 yapmış olur. Bu haliyle de cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soruyla devam edelim. Klasik bir gitarın bazı bölümleri aşağıda verilmiştir diyor. Klavye bölümünde bulunan çelik perdeler noktaların yerini belirlemekte kullanılmıştır. İlk perdeden son perdeye doğru gidildikçe perdeler arası mesafeler kök 5 mm kısalmaktadır demiş. Mandal şeklinde olan kapo adı verilen alet çalınacak olan şarkıların hangi noktadan, notadan çalınacağını belirlemektedir. Örneğin yukarıdaki gitarda sahneye çıkacak olan müzisyen ilk şarkısını re notasından, notasından, çalacaktır. Müzisyen ikinci şarkıyı sol notasından çalmak için kaponun yerini değiştirip uygun olan çelik perdenin üstüne takmıştır. Buna göre birinci şarkıdan ikinci şarkıya geçerken kaponun aldığı mesafe santimetre cinsinden hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? Şimdi öncelikle burası R notasıymış ve kapoyu buraya takmış. O zaman solden çalabilmesi için kaponun burada olması gerekecek. Solun üstünde olması gerekecek. Yani biz şu aradaki mesafeyi bulmamız gerekiyor. Şimdi başlangıçta ilk perde 3 santimetreymiş ve her seferinde kök 5 milimetre kısalmaktaymış. O zaman burada şurayı gene sileyim. Şu perdede kök 5 milimetre kısalmış olur. Bir sonraki perdede yani burada iki defa kök 5 kısalmış olacak. İki tane kök 5. Tabi bunlar milimetre cinsinden. Burada 3 kök 5 kadar kısalacak toplamda. Burada 4 kök 5 Burada 5 kök 5, burada da 6 kök 5 de bunlar hep kısalıyor. Topladığımız zaman 6, 4 daha 10, 5 daha 15, 3, 2 daha 5 olunca 20 kök 5 milimetre kısalmış olacak. Bunların her birisi 3 santimetreden kısalacağı için burada 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 santimetre var yani 15 santimetre var. 15 santimetreden 20 kök 5 milimetreyi kısaltacağız. Biz bunu 10'a bölecek olursak 2 kök 5 santimetre olarak bulmuş oluruz burayı. 2 kök 5 santimetre. Yani aradığım cevap 15 eksi 2 kök 5 olacaktır. Şimdi burada 2 kök 5'i kök içerisine alacak olursak kat sayısını karesini alarak girer. 4 olarak girer. 4 ile de 5'in çarpımı 20'dir. Yani burası aslında 15 eksi kare kök 20'dir. Şimdi 20'ye baktığımız zaman 16 ile 25'in arasında. 16, karekök 16 4, karekök 25 de 5. O zaman 20, yani karekök 20 4 ile 5 arasında bir sayıymış. Şimdi 4 olduğunu düşünecek olursak 15 eksi 4'ten 11 olurdu. 5 olduğunu düşünecek olsaydık 15 eksi 5'ten de 10 olurdu. O zaman 4 ile 5 arasındaki bir sayıyı çıkardığımız zaman 15'ten 10 ile 11 arasında bir sayı elde edermişiz. Dolayısıyla cevabımız da buradan C seçeneği olacaktır. 15. soruya geldik. 80 milyon nüfusa sahip ülkemizde düzenli olarak dişlerini fırçalamayan kişilerin nüfusunun nüfusun %75'ini oluşturduğu belirlenmiştir diyor. Düzenli olarak günde iki defa dişlerini fırçalayan vatandaşların musluk yerine 250 mililitrelik bardakları kullanarak dişlerini fırçalamaları istenmiştir. Bu arada afişimizde bir bardak su ile fırçalayalım diyor. Çünkü her diş fırçalamasında 20 litre su harcanıyormuş. Onun yerine 250 mililitre harcamış olalım diyor. Devam edelim. Bu çağrıya tüm vatandaşlar uyduğunda bir ayda yapılacak toplam su tasarrufunun litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden. Hangisidir? Şimdi 20 litre su harcanıyormuş. Her fırçalamada. Peki biz onun yerine 250 mililitreyi kullansaydık yapacağımız tasarruf 20 eksi 250 mililitre 0,25 litre olduğu için 0,25 litre kadar su tasarrufu edecektik her fırçalamada. Dolayısıyla iki defa fırçaladığı için herkes 2 çarpı 20 eksi 0,25 litre bir günde yapılacak tasarrufa eşit olacaktı. Bir ayda dediği için bunu bir de 30 ile çarpmamız gerekecek. Bu bir kişinin yaptığı tasarruf. Bu arada 80 milyon nüfusun %75'i dişlerini fırçalamıyorsa demek ki %25'i dişlerini fırçalıyor. O zaman nüfusun %25'i 80'in %25'ini alacak olursak 20 milyon yapar. 20 milyonu da 20 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Milyon 6 tane sıfırdan oluşur. O zaman bunu bir de bu bir kişinin olduğundan dolayı 20 çarpı 10 üzeri 6 ile çarparsak tamamını bulmuş olacağız. Şimdi burada 2 ile 20'nin çarpımı 40. 2 ile 0 tam %25'in çarpımı da 0 tam 10'da 5 yapar. 40 eksi 0 tam 10'da 5 de, 39 tam 10'da 5 yapacaktır 39 tam 10'da 5 bu arada şunu da şöyle bir düzeltme yapalım 2 çarpı 10 üzeri 7'ye eşittir bununla da 3'ü çarparsak 6 çarpı 10 üzeri 7 yapar buradaki 0'ını da koyarsak 6 çarpı 10 üzeri 8 yaptı yani 6 çarpı 10 üzeri 8 ile bu kısmı da 39 tam 10'da 5 olarak bulmuştuk 39 tam 10'da 5'i çarpacağız 6 kere 5 30 elde var. 3 6 kere 9 54 3 daha e, 57 yapar. Elde 5 6 kere 3 18 5 daha 23 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi burada tabi virgül vardı. Virgülümüz şurada bu arada. 39 tam 10'da 5 ile çarptığımız için. Yani ifademiz 237 çarpı 10 üzeri 8 olmuş oldu. Bunu da bilimsel gösterimini sorduğu için şöyle bir şey yapacağız. Virgülün burada olduğunu varsayarsak 1, 2 birim sola kaydıracağız. Virgülün burada olması lazım. O zaman bunun kuvveti de 2 artacak. Yani bu ifademiz 2 tam %37 çarpı 10 üzeri 10 olmuş olacak. Yani cevabımız da buradan B seçeneği olacaktır. 16. soruyla devam edelim. Şekil 1'de ısıtılan demir bilyenin sıcaklığı 70 santigrat dereceye kadar çıkartılıyor. Bilye daha sonra şekil 2'deki strafer köpüğün üzerine bırakılıyor ve köpüğün eriyerek kök 70 santimetre delindiği görülüyor. Demir bilye 51 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında strafor köpükte bu sıcaklığın kare kadar santimetre cinsinden bir delik oluşturuyor demiş. Buna göre bilye kaç santigrat dereceye kadar ısıtılırsa strafor köpüğün üzerine bırakıldığında şekil 2'deki deliği oluşturabilir demiş. Şimdi 70 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında kare 70 santimetrelik bir delik oluşturmuş. O zaman sıfırdan 7 cm ve 8 cm arasında herhangi bir mesafede delik oluşturmuş. O zaman biz 7 ile 8 arasında bir kareköklü ifade arıyoruz. Şimdi 7, 7'nin karesi 49, karekök 49 küçüktür aradığımız sayı küçüktür. 8'in karesini alacak olursak karekök 64. Kareköklü ifadelerde sıralama şeklinde daha kolay yaparız bunu. O zaman buradaki köklü ifademizin de kökünün içinin 49 ile 64 arasında bir değer olması lazım. Bu yüzden cevabımız da C seçeneğidir. Yani 60 santigrat dereceye kadar ısıtılırsa karekök 60 santimetre kadar delik oluşturur ve karekök 60 santimetrede tam olarak 7 santimetre ile 8 santimetrenin arasındadır diyoruz. 17. sorumuza geçelim. Aşağıda 3 farklı ülkeye ait zamanı gösteren saatler bulunmaktadır. Birinci saatin yel kovanı bir tam turunu 6 dakika daha hızlı. ikinci saatin yelkovanı kovanı bir tam turu 3 dakika daha geç tamamlamaktadır. Dijital saat zamanı doğru göstermekte ve düzgün çalışmaktadır demiş. Dijital saat 14.30'u gösterdiğinde alarm çalmıştır. Birinci ve ikinci saatin yer kovanları tekrar ilk alarm çaldığındaki konumlarına geldikleri anda dijital saatin alarmı yeniden çalacaktır. Buna göre bir sonraki alarm saat kaçta çalar diyor. Şimdi burada şöyle düşünelim. Tekrar ilk alarm çaldığındaki konumlarına geldikleri andan kastı burada mesela yeşil yer kovan buradaysa tekrar buraya geldiği zaman. Yani tam tur attığı zaman. O zaman biz bunların aslında tam turlarını kaç dakikada attıklarını belirleyeceğiz. Bunlar saat ancak Birisi 6 dakika daha hızlı bir tam turunu atıyormuş. Birinci saat o zaman 6 dakika daha hızlı demek ne demektir? 54 dakikada atacak demektir bir tam turunu. Diğeri de 3 dakika daha geç tamamlıyorsa gerçek zamana göre demek ki 63 dakikada tamamlayacak bir tam turuna. Saatlerden biri bir tam turunu 54 dakika ve 54 dakikanın katları süresince atacak. Diğeri de 63 dakika ve 63 dakikanın katları süresince bir tam tur atmış olacak. Ya da tam tur atacak diyelim. Dolayısıyla biz her ikisinin de tekrar aynı yere gelmesini istiyoruz. Yani her ikisinin de ortak katını bulacağız. O zaman biz 54 ile 63'ün en küçük ortak katını belirleyeceğiz. 54 ile 63'ün en küçük ortak katı 378 yapar. Bu da 378 dakika cinsinden ee, bunu 60'a böldüğümüz zaman saat ve dakika şekline getirebilmek adına 60'a böldüğümüz zaman burası 6 saat yapar. 360 burada da 18 dakika kalacaktır. Yani 6 saat 18 dakika sonra her ikisi de tam tur atmış olacaktır ve aynı yerlerine gelmiş olacaklardır. Dolayısıyla biz bize verilen Alarmın çaldığı 14.30 saatine 6 saat 18 dakika ekleyeceğiz ki bir sonraki alarmı bulabilelim. 14.30'a 6 saat 18 dakika eklersek 30 ile 18'in toplamı 48 dakikası 48'miş. 14 ile 6'nın toplamı da 20 yani saat 20.48'de yeşil ve mavi yer kovan tekrar aynı yere gelir ve alarm çalar. Cevabımız da C seçeneğidir. 18. soruyla devam edelim. Dikdörtgen bir bahçenin krokisinde kısa uzunluğu yani kısa kenar uzunluğu 35 santimetredir. Bahçe uzun kenarından 3 eşit parçaya bölünmüştür. Parçaların kenar uzunlukları tam sayıdır. Bahçenin uzun kenarı 40 santimetreden fazla ve kısa kenarı ile aralarında asaldır. Buna göre oluşan bölümlerden birinin çevresi en az kaç santimetredir demiş. Şimdi burada öncelikle 35 santimetre kısa kenar olduğu için 35 santimetreden uzun bir uzunluk belirleyeceğiz. Ve 35 ile de aralarında asal olacak. O zaman aynı zamanda bunun tabii ki 3 eşit parçaya da bölünmesi gerekecek. Ve bahçenin uzun kenarı da 40 santimetreden fazla dediği için 35'ten büyük ama aynı zamanda 40'tan da büyük olacak. O zaman ne olabilir? 41 olabilir mi? 41 asal sayıdır. 35 ile 41 de aralarında asaldır. Ancak 41 3 eş parçaya bölünmez. Tam çıkmaz yani daha doğrusu. Tam sayı olduğunu vermiş. Burada 3 bölüme ayrılacakmış. Parçaların da kenar uzunluklarının tam sayı olması isteniyor çünkü. O zaman 42'yi düşünelim. 42 ve 35 aralarında asal mı? Her ikisinin de ortak çarpanı 7 var. 5 kere 7, 35. 6 kere 7, 42. O yüzden aralarında asal değil. 43 olabilir mi diye düşünüyorum. Evet 43 ile 35 aralarında asal. Ancak 43 de 3'e tam olarak bölünmediği için 43'ü de alamıyorum. 44 ile 35 aralarında asal mı? E 44 2 ve 11'den oluşuyor asal çarpanlarında. 35'te de 5 ve 7 var. Aralarında asal ancak 44 de 3'e tam olarak bölünmedi. 45 her ikisinde de 5 ortak çarpanı var. 46'yı düşünelim. 46 aynı şekilde zaten gene 3'e tam olarak bölünmüyor. 47 ve 35 aralarında asal. 47 de 3'e tam olarak bölünmüyor. O zaman 48'i düşünürsek 48 de 35 aralarında asal ve 48 de 3'e tam olarak bölünüyor ve böldüğümüz zaman 16 e, santimetre çıkıyor. Demek ki şuradaki her bir parça 16 santimetreymiş. Bu durumda istenilen oluşturulmuş oldu ve bu parçalardan birinin çevresi demiş. O zaman 16 ile 35'i toplayacağız. Kısa kenarla uzun kenarını toplayacağız. Çünkü bu parçalardan birinin bu kenarı 35'ti. Bu kenarını da 16 olarak biz bulduk. Ve bunu da 2 ile çarpacağız. 16 ile 35'in toplamı 35, 45, 51 yapar. 2 ile de 51'i çarparsak 102 cm olarak buluruz. Yani cevabımız C seçeneği olur. 19. soruya geldik. Kardeşler arasında kimin ekmek almaya gideceğini belirlemek amacıyla kılıç çekmek adı verilen bir yöntem kullanılır. Bu yönteme göre üzerinde birden 13'e kadar numaralandırılmış şekil birdeki özdeş taşlar bir torba atılır ve her kardeş bir taş çeker. Numarası küçük olan taşı çeken kardeş ekmek almaya gider demiş. Numaralarının eşit olması durumunda da şekil 2'deki renk sıralaması kullanılır. Yani mavinin siyahtan büyük olduğu düşünülecek. Yani ikisi de Örneğin mavi bir ve siyah bir çekilirse mavi bir daha büyük olduğu için numarası küçük olan yani siyah taşı çeken ekmek almaya gidecek. Caner ve Deniz ekmek almaya gideni belirlemek için kılıç çekmeye karar veriyorlar. İlk taşı çeken Deniz elindeki taşın üzerinde bir asal sayı yazdığını söylüyor. Buna göre Caner'in ekmek almaya gitmemek için çekmesi gereken taşların olası durum sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi? Olamaz demiş. Düzeltelim. Şimdi şöyle düşünelim. Öncelikle asal sayı olduğunu biliyoruz. Siyah 2 çektiğini düşünelim denizin. Siyah 2 çekerse mavi siyattan daha büyük olduğu için e, mavi 2'yi çeken kişi yani Caner mavi 2'yi çekerse ekmek almaya gitmez. Çünkü numarası küçük olan kişi ekmek almaya gidiyordu. Ve ondan sonra buradan itibaren bütün büyük taşları hepsi olası durumumuzun içerisindedir. 13'ten 2'yi çıkartırsak 11 2 ile çarparsak 22 tane burada olası durumumuz var ve maviyi de buraya ekliyoruz. O zaman siyah 2 ise eğer Caner'in 23 olası durumu var ekmek almaya gitmemek için. Peki mavi 2 olursa ne olur? Mavi 2 olursa o zaman buradan itibaren mavi 2'yi artık çıkarmamız gerekecek. Buradan itibaren bütün sayılar Caner'in ekmek almaya gitmemesi için olası durumu olacak. Yani 1 eksilecek aslında. 22. 22 olabilir diyoruz. Dolayısıyla A seçeneği elendi. Daha sonra asal sayı ne var? 3 var. Siyah 3'ü düşünelim. Siyah 3'te mavi 3'te dahil olmak üzere sağ taraftaki bütün sayılar diyebiliriz artık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir de mavi 3 var. 21 olası durumumuz var. Peki mavi 3 olursa mavi 3'ü çıkardığımız zaman burada mavi 3 de dahilde 1 eksiği kadar 20 tane olası durumumuz olacak. Şimdi burayı temizleyelim. Daha sonraki asal sayımız ne var? Siyah 5 olabilir diyoruz. 2, 3, 5, 7, 11 şeklinde devam edecek. Siyah 5 şeklinde düşünelim. O zaman mavi 5 de dahil olmak üzere sağ taraftaki bütün sayılar gene olası durum olabilir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bir de mavi 5 var. 17 17 olası durumumuz var. Mavi 5'i çektiğini düşünelim. E, mavi 5'i buradan çıkartırsak bir eksiği kadar 16 tane geriye durumumuz kaldı. Siyah 7'yi düşünelim. Asal sayıların hepsini deniyoruz. Siyah 7'yi düşünürsek 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane burada var. Bir de mavi 7'miz var. 13. Eğer mavi 7'yi çekerse de bir eksiği kadar var. Ee, olası durum 12 şimdi bakalım buraya kadar ne var 14 var mı yok 12 burada var tamam 5 içinde şöyle yapalım uzatmamak için mesela siyah 11 e, çektiğini düşünelim denizin deniz siyah 11 çekerse 2, 4 tane burada olası durumumuz var bir de mavi 11'de siyah 11'den büyük kabul ediliyor. Toplam 5 olası durum oluşmuş olur. Siyah 11'de de 5 tane olası durumumuz olur. Yani D seçeneği de sağlanır. Ancak B seçeneği hiçbir şekilde sağlanmıyor. Cevabımız B seçeneğidir. 20. ve son soruya geldik. Şimdi burada Ankara-İstanbul arası sefer yapan bir hızlı trende 120 yolcunun dağılımını daire grafiğinde verildiğini söylemiş. Duraklara göre inen binen yolcu sayısı ise tablodaki gibiymiş. Dördüncü durak İstanbul olduğuna göre İstanbul'a varan yolcu sayısını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci durakta Eskişehir durağında inen binen kadın sayısı, erkek sayısı, çocuk sayısı var. Aynı şekilde ikinci durakta Sakarya durağı, üçüncü durakta İzmir durağı var, İzmit durağı düzeltiyorum. E şimdi biz 120 yolcunun dağılımından öncelikle trendeki ilk başlangıçta yolcu sayılarını belirleyelim. Burası 90 derece, burası 150 derece. Burada verilmeyen bir açımız var. 90 ile 150'nin toplamı 240 eder. 360'tan çıkartırsak buraya 120 derece kalacaktır. 360 derecenin tamamı 120 yolcuya eşitse o zaman biz buradan şunu düşünebiliriz. Derecenin 3'te 1'i yani 3'e bölününce yolcu sayısını veriyormuş oranda. O zaman 120 derece 3'e bölersek 40 yolcu yapar. Yani buradan kadınların başlangıçta 40 kişi olduğunu söyleyebiliriz. 90 derece 3'e bölersek 30 yolcu yapar. Yani buradan çocukların da 30 kişi olduğunu söyleyebiliriz. 150 dereceyi 3'e bölersek 50 yolcu yapar. Yani başlangıçta 50 tane de erkek yolcu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakalım inen binen yolculara bakalım. Öncelikle kadınlardan inen toplam 5, 6 daha, 11, 7 daha, 18, eksi 18 şeklinde belirtelim inen yolcuları. Binenlere bakalım, 2, 1 daha, 3, 1 daha, 4, artı 4. O zaman değişim üzerinden düşünecek olursak 14 yolcu toplamda inmiş kadınlardan. Aynı şekilde erkeklere bakalım, 1, 2 daha, 3, 6 daha, 9 yolcu inmiş. 1, 3 daha 4, 1 daha 5. 5 yolcu da binmiş. Değişime bakarsak inen yolcu sayısı daha fazla. Yani eksi 9 eksi 5'ten 4 yolcu toplamda inmiş diye düşünebiliriz. Yani eksilmiş diye düşünebiliriz. Çocuk yolculara bakalım. 1, 2 daha 3, 3 daha 6. 6 çocuk yolcu inmiş. Ee, burada yok. 1, 2 daha 3. 3 yolcu da binmiş. Değişime bakarsak eksi 3 yani 3 azalacak. O zaman başlangıçta kadınlardan başlayalım. 40 kadın yolcu vardı. 14 azaldı. 40'tan 14'ü çıkartırsak 26 kadın yolcu kalır 4. durağa. Daha sonra 50 erkek yolcu vardı. Değişimi eksi 4. 4 çıkartacak olursak 46 yolcu da erkek olacaktır son durumda. Ee, çocuk yolculara bakalım. Toplam 30 kişi vardı. 30'dan değişim eksi 3. 3 yolcuyu çıkartırsak 27 çocuk yolcu kalmış. Seçeneklere bakıyorum. B seçeneği sağlıyor diye düşünüyorum. Kadın 26 doğru. Erkek 46 bu da doğru. Çocuk da 27 olarak gösterilmiş. Cevabımız B seçeneğidir. Evet böylelikle bütün sorularımız bitmiş oldu. Hepinize LGS yolculuğunda başarılar diliyorum.